Mike and Sis comme ça. Elle leur survit. D'accord. Attends, je suis régalé. Bir tık yükseltebiliriz ama sesi. Ne? Bunu var, ikisini de yeterince. It's not my family. Güzel. Devam ediyor. Ses açık çünkü. Sesini kapatmıştın. Yo, sesi açık. O aşağıdaki ne o? Aşağıdaki buranın mikrofonu. Yukarıdaki Black Magic bak. Evet. Geliyor ses. Gayet güzel. Değil mi? Ses kontrol. Ses kontrol. Muhteşem. Thank you very much. O zaman bir kil sesini kapatıyorum. Bir de şunu diğerini şarjdan çıkartıp mesaj attım. Yarın perşembe değil mi? Evet. Tamam. Ney? Yok ya, başka böyle burada ilginç kitaplar falan gördüm de. Bakayım dedim neymiş. Senin kitabın sana kalsın. Aa, burada birisi şarj makinesini bırakacak kadar cesur. Sevgili arkadaşlar, sakın burada şarj makinesi bırakmayın. Ofiste her şeyi bırakabilirsiniz. Şarj makinesi asla kendi yerine bırakmış. Onu birisi alır. Kullanacaktım 2 dakika der. Sonra bir daha şarj makinesini havada bile göremezsiniz. Şey, havada nereden çıktı? Rüyanızda bile göremezsiniz. Dananım. Dananım.
Herkes çalışıyor. Herkes kitabını da almış götürmüş maşallah. Yok. Kavulu yok. Yok ya. Bereket çarpsın. Bu şarkılar da olmasa, telefonlar çalmasa, arkadaşlarım aramasa, ne yapardım kim bilir şarkılar. Samet, şu aşağıda kullanılmayan kitaplar var ya Muhammed'in rafında. Buradan bana bir tane fark etmez AYT matematik soru bankası. Bu kaplanlı maplanlı bir şeyler var. Biliyor musun? Turuncu. Reklam yapma, reklam yapma. Biz dikkat ediyoruz burada bazı şeylere. Öncelikle iyi günler diliyorum. Şu ana kadar sorusu olan var mı? Niye takmamışlar interneti? İnternetsiz mi olsun istemişler? İnternet zayıf mı olsun istemişler? Şimdi şöyle takalım ya. İnternetimiz sağlam olsun. Şu ana kadar internet evet güzel. Kötü değil. Ama daha iyisi olabilir. Niye olmasın? Şurada nereyi çekiyor? Hay yavrum. Olur olur. Tamam bırak. Hepsi olur. Çok güzel. Şu mudur tam çektiği yer? Ayım. Yok. Nasıl evet hocam ya? Siz oradayken oluyordu hocam. Ha, bu şey. OBS'i o da aşağı inmesi lazım. Bayağı aşağı inmesi lazım. Şu mudur? Bir tık daha hocam. Aşağı mı inmesi gerekiyor bir tık daha? Yok ya, onu bir tık kaldıralım. Öyle şey mi olur? Şunu hatta ben birazcık da yukarı alayım. Kusura bakmayın da ben şu memleketin erkek ortalamasını yükseltiyorum yani. Öyle yok. Dur bırak ben ayarlayacağım bir şeyleri. Yamuk birazcık da. Şu an yüksekliği güzel. Aha. Nasıl şöyle olursa daha iyi oluyor. Sonra şunu birazcık şöyle alıp. Ve şurayı da şöyle. Şu ayağını hafif. Yok yok bu kendi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Eski usul hocam. Çok bile olmuş. Tamam. Bırak bırak. Yeter o kadar. Aynen. Yeter. Evet. İyi günler ey halkım. Bugün sizlerle türeve devam edeceğiz. İlk iki gün yaptığımız derslerden aklınızda soru işareti olarak kalan bir şeyler varsa şu an yazmanızı ben açıkçası tavsiye ediyorum. Oradaki sorulara cevap vererek başlamak her zaman daha iyi oluyor çünkülüsü. Varsa yazın. Ben de orada kalem malem bir şeyler ayarlayayım tebeşir. Bir de soru bakayım. Evet, buraya kadar geliriz. Sorusu olan var mıydı? Tamam, başlıyorum. Arkadaşlar, dün kurallarda polinomun türevini gördük. Çarpımın türevini gördük. Ve bölümün türevini gördük. Türev alma kurallarında. Doğru mu?
Doğal olarak şurada devam ediyoruz. Türev alma kuralları. Dört. İkinci mertebeden, hatta iki demeyeyim de eninci mertebeden türev diye bir şey var. Şöyle gösterilir. Şurada bir parantez x. Bu eninci mertebeden türevin notasyonudur. Ya da şöyle gösterilir. dn y bölü dx n. Eninci dereceden türev. Y yerine şu da yazılıyor olabilir. dn fx bölü dx n. Bu x'e göre türev al demek. Şurası x'e göre türev al demek. Ama kaçıncı mertebeden? Eninci mertebeden. Kimin? Fx'in türevini al demek. Ne demek istiyorum? Bir örnekle daha somut hale getireyim. Burada özel bir kural yok. İki kezse iki kez türev alıyorsunuz. Üç kezse üç kez türev alıyorsunuz. Fx 4x küp eksi 3x kare artı 2x eksi 1 olsun. Ve bana şu soruluyor olsun. F'in üçüncü 1, 2, 3 için 2, 3 çizgi görebilirsiniz. Üçüncü türevi nedir diye soruluyor. 1, 2 ve 3 için şöyle görebilirsin ama 4 için 4 çizgi atılmaz. 5 için 5 çizgi atılmaz. Şuraya parantez içerisinde 4 konur. Parantez içerisinde 5 konur. Çünkü f üzeri şöyle yazsam f 5x bu ne demek? F'in 5. kuvveti demek. Ama şunu koyarsam 5. dereceden türevden bahsediyorum demektir. Bu notasyon. Bunu bileceksin. Peki 1. türevini alalım. F'in 1. türevi nedir? X küp. Şu 4 çok önemli değil. Lineer bir fonksiyon yine türev. X küpün türevi nedir? 3x kare. 4 çarpı 3x kare. Eksi 3 yazılır oraya. X karenin türevi nedir? 2x. 3 çarpı 2x artı x'in türevi 1'dir arkadaşlar. Çünkü x üzeri 1 var. Üst başa düştü 1. X üzeri 0 oldu. O da 1. Bitti. Bu. Bu 1. türev. 2. türev nedir? X karenin türevi nedir? 2x. 4 çarpı 3 çarpı 2x. Eksi x'in türevi nedir? 1, 3 çarpı 2. Artı şurada x üzeri 0 var bakın. Üst başa düştü deyince, 0 başa düşerse 0 çarpı bir şey sonuçta neyi verecek? 0 verecek. Doğal olarak buradan dün türev alma kurallarını da yazmadım. Yazmam da. İşte sabit sayının türevi 0'dır. X'in türevi 1'dir gibi bir şeyi yazmam. Kendi kendinize çıkarın. Buradan ne gelecek? 0 gelecek. F'in son türevine geçelim. İstediği yer 3. dereceden. X'in türevi nedir? 1. O zaman 4 çarpı 3 çarpı 2. Buranın türevi 0. 0'ın türevi de 0. Şunlar umurumda değil. Sonuçta ne çıktı? 24. Üçüncü mertebeden türeve örnekte çözmüş olduk. Anlaşılmayan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılmayacak daha doğrusu bir şey olduğunu düşünmüyorum. 5. Birleşke fonksiyonun türevi. Burası gerçekten ama gerçekten türevle alakalı hayati öneme sahip bir kural. Olmazsa olmaz. Bunun dışında zaten bir tane kural kalıyor. Onu da yarın verip türev alma kurallarını tamamen bitirip bol bol yarın soru çözmeyi düşünüyorum. Bugün de bunu verip kalan vakitlerimi soruya ayıracağım. Yani saat 5'e 5 kalaya kadar, 5'e 10 kalaya kadar falan sadece soru çözüyor olacağım arkadaşım. İyi dinle, not al. Sen ne yapabilirsin? Birleşke fonksiyon nedir? F birleşke G. Buranın türevini al istiyorum. F birleşke G'nin türevi nedir? Şuna eşittir. F'in türevinin içerisinde gx çarpı g'nin türevi x. Bir yazın.
Bunlar önemli. Anlayacaksınız zaten. Merak etmeyin, açacağım. Burası çok kritik. Çok mühim. Bunu öğrendik. Şimdi ben bugün bölümün türevini ispat edeceğim bunun üzerinden. Yarın öbür gün bir arada çarpımın türevinin ispatını yapacağım. Böylece türev ispatlarının tamamını yapmış olacağım. Burada zaten ispat edilecek bir şey yok. Bu bir notasyon. Burada formül falan filan vermiyorum. Bir notasyon. Burada ispat edilecek bir şey yok. Bu demektir. Şimdi arkadaşlar, f birleşke g'nin tamamının türevi şu değil midir? Şöyle yazılmaz mı daha doğrusu f birleşke g? F birleşke gx'ten bahsedelim. Şöyle yazılabilir mi? Doğrudur. Şimdi içeriği hiç görmeyelim. Normalde ben size f'in türevini alın desem şöyle yazmayacak mıydınız? Şuranın türevini alın deseydim. İçeriği hiç görmeden. F türev dediğimiz şey şu değil miydi? F türev gx değil miydi? İşte dışarının türevini aldınız ama hala içerisi duruyor gibi bir durum var. Çarpı g türev x'i yazmalısınız. Yani en dıştan türev alıp içeriye doğru gire gire türev almaya devam etmelisiniz. Bu, tabii bunu limit üzerinden tanımlamaya falan filan çalışmayacağım. Türevin en kritik şeyinden bir tanesi, kurallarından bir tanesi türev alma kurallarından. Şöyle bir örnek verin, tamam mı? Hatta ben şu aslanlık, aslansın kaplansın. Nerede orada bir şey gördüydüm. Mesela şöyle bir şey var. Sayfa 181'de soru 1 var, tamam mı? Fx x kare artı 3x artı 5'miş. Fx x kare artı 3x artı 5. Üzeri 3. Burada f türev x nedir diye bir soru gelmiş. Basit bir soru. Yapalım. Şimdi arkadaşlar, hiçbir şeye bakmasak, bu hani yukarıdaki kurala sadece baksak, hiçbir bilgiyi kullanmadan daha, yani pratik bilgiyi diyeyim, kullanmadan sadece yukarıdaki şeye baksak, şurasını nasıl tanımlarsınız? Şurasını ben şöyle tanımlarım. X küp fonksiyonuyla x kare artı 3x artı 5 fonksiyonunun birleşkesi gibi görebiliriz burayı. Yanlış mı? Ne böyle yapıyorsun? Bunun içerisine koymuyor musun? F'i G'nin içerisinde, G'yi F'in içerisine koymuyor musun? Şu x'ini birleştir, ne olacak? X gördüğüm yere şunu yazacağım değil mi? Bak buraya h diyelim. Hx birleşke, buraya da t diyelim. Tx. H birleşke t nasıl yazılıyor? Burada x gördüğün yere bunun içine yaz. Yani şu gördüğüm fonksiyon bir şeyle bir şeyin birleşkesi. Peki, yani şöyle yazalım. H birleşke tx. Tamam? Buranın türevinin alınmasını söylemiş soru. Şöyle yazmakta fayda var. Hadi alalım. Neyi söylüyor kural? H'ın türevini al ama içerisine ne yaz? Tx yaz. X yazma da tx yaz. Çarpı t'nin türevini al. H dediğim şey neydi? X küptü, doğru mu? X küpün türevi nedir? X küpün türevi 3x kare. Ama x yazma. Ne yaz? Tx'in karesi yaz. X değil de içine tx yaz. Çarpı t'nin türevi. T zaten şurada. Buranın türevi nedir? 2x artı 3. Merak etmeyin. Bunu yavaş yavaş öğreneceksiniz. Şimdi son halini yazalım. 3 çarpı nedir? X kare artı 3x artı 5. Bunun karesi çarpı 2x artı 3 türeviymiş. Buranın türevi buymuş. Verilen kuralı, az önce şurada verdiğim kuralı, yani birleşke fonksiyonun türevinde ne yapıyorsun? Birincinin türevini alıyorsun ama içine x değil de gx'i yazıyorsun, çarpı içerinin türevini alıyorsun. En dışarıdan en içeriye doğru türev alıp çarpı 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 gidiyorsun. Tamam mı? Özellik bu. Bunu uyguladım. Şunu
şu iki fonksiyonun birleşkesi olarak gördüm. Sonra yaptım. Hocam biz sizin gibi böyle bakınca şahin gözlü değiliz, görmüyoruz dediğiniz bu ya. Heh, şimdi artık sizi pratikleştirebilirim. Tamam. Görmek zorunda da değilsin. Şunu biliyorsun değil mi? Üst başa düştü, üstten bir düştü. Buradan başlayacaksın. Şurada ne görüyorsun? Bir şeyin küpü. Bir şeyin küpünün türevi nedir? 3 çarpı bir şeyin karesidir. Yapalım. Hatta şuracığa yapayım. 3 çarpı bir şeyin karesi. Tamam. Şimdi küple işim bitti. Burayı görme. Kapattın. Küpün türevi olayını bitirdin. İçeride hala türev alınacak bir fonksiyon var mı? Varsa çarpı oranın türevi diyorsun. 2x artı 3. Bu kadar. Yani en dışarıdan başlayıp içeriye doğru girdiğiniz bir işlemden bahsediyor bileşke fonksiyon türevi. Şimdi bir iki tane örnek verelim buraya, tamam mı? Mühim çünkü. Şurayı anlayın. Şimdi sorunuz var mı diye sormuyorum. Çünkü şu an sorunuz, hep herkesin kafasında deli sorular vardır zaten. Ne oluyor lan? İlk defa görenler için söylüyorum. Mezunlar içinse durum şudur. Üf, bir an önce geçsek de şu teğet, normaller vardı. Fonksiyonun türeviyle alakalı acayip acayip sorular geliyor. Minimum, maksimum problemleri vardı falan gibi. Onların da kafasında bunlar vardır. Her iki taraf da kendi cihetinden haklı. Ama burayı hepinize hocalarınız burayı önce öğretti. Sonra diğer kısımlara geçebildiniz. O yüzden ilk defa gören arkadaşlara da birazcık tolerans tanımak lazım tabii ki de. Birazcık örnek çözmek lazım. Bakın hemen ikinci soruyu çözelim. Aynı sayfadaki yani burada bileşke fonksiyon türevinden ikinci soruyu çözelim. Şöyle bir örnek yine. Örnek. Fx karekök içerisinde x kare artı 5x artı 6 diye verilmiş. Ve f türev x is what? Sorulan bu. Şimdi Şevval, şurayı ben şöyle görebilir miyim? Fx'i bir üslü fonksiyon gibi yazsam. 1 bölü 2. kuvveti diyebilir miyim? Şimdi önce içeriği hiç görmeyeyim, tamam mı? Üst başa düştü, üstten biri düştü. Önce orayı yapayım. F türev x'i almaya çalışıyorum. 1 bölü 2 x kare artı 5x artı 6, üstten biri düşünce yukarısı eksi 1 bölü 2 oluyor değil mi? Üst değişimi bitirdin mi? Şimdi sil abi şuraları gözünde. Hatta sen karala. Çarpı şuranın türevi, için türevi. 2x artı 5. Toparladığım zaman ne olacak? Şöyle bir şey olacak. Yukarıda 2x artı 5. Aşağıda 2. Şu eksi 1 bölü 2 aşağıya düşürdü. Karekök içerisinde x kare artı 5x artı 6 oldu. Bu. F türev bu. Bir iki soru daha çözeceğim. Bakın notunuzu alın. İki saniye bekleyeyim. Bir iki soru daha çözdükten sonra sorusu olan var mı diye soracağım. Buraları anlayacağınızı düşünüyorum o zaman. Şu an pratik yapıyoruz arkadaşlar. Bir kuralı pratik yapıyoruz. Kuralın nereden çıktığını da hiç çıkartmadım. Bu kural nereden geliyor? Nasıl böyle bir şey var falan hiç çıkartmadım. Bildiğin şu an temel bilgileri almaya çalışıyoruz. Bu temel bilgileri aldıktan sonra, bunları yapabilir hale geldikten sonra, pratik hale geldikten sonra bu nereden çıkıyor konusuna gireceğim, merak etmeyin. Hiçbir kuralı bugüne kadar bıraktık mı ya bu nereden geliyor diye cevap vermeden? Bırakmayız evelallah. Ama önce yani bu kuralın nereden geldiğini şu an çıkartmam sizin için çok büyük bir etki oluşturmayacak. Önce bu kuralı öğrenelim, kullanmayı öğrenelim. Birkaç örnek o yüzden çözeyim. Yani açlıktan ölüyorsun. Önce sana birkaç balık vereyim, bir doy. Sonra balık tutmayı da öğreteceğim, merak etme. Bir gücün yerine gelsin. Bir türevden korkma. Hemen bakalım, hemen bakalım. Mesela 3 numaralı soru, hatta 7 numaralı soru. Hatta o 8 numaralı soru. 4,
Olur. 3, 4, 7, 8 bunları çözebiliriz. 3. Fx eşittir 1 bölü kök içerisinde x kare eksi 3. Fx eşittir 1 bölü kök içerisinde x kare eksi 3 imiş. Buranın türevini soruyor bana. Şurayı ikiye böleyim tahtayı, orada bir soru daha çözeriz. Şimdi bu altta kök. Şöyle üstlü bir sayı gibi yazsam şurayı. Şöyle yazabilir miydim? X kare eksi 3'ün eksi 1 bölü 2. kuvvet. Tamam, bu kadar üstlü sayı biliyor olman lazım. F türev x ne olacak? Üst başa düştü, üstten 1 düştüğü bir kere yapalım. F türev x eksi 1 bölü 2, ne görüyorsam işte onun üzerinde 1 düştü. Eksi 3 bölü 2. Çarpı, şimdi üst değişim bitti. İçin türevi 2x. Şu ikiler gitti. Ne oldu? Şu da aşağıya düşsün. Eksi x bölü x kare eksi 3 üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2 nasıl yazılır? Karekök içerisinde bunun küpü mesela. Ya da şöyle de gelebilir. İşte şurası x kare eksi 3 kök x kare eksi 3 demektir. Bir şeyin küpü, karesi dışarı çıkar yani, değil mi? Kare kısmını dışarı çıkartabiliriz. Böyle de verilmiş olabilir, bilmiyorum cevapta nasıl verilmiş. Bölü Denizli. Evet, ilk yazdığım gibi verilmiş. Şurası. Şimdi dördüncü soruda yeni bir bilgiymiş gibi bir şeyler var ama aslında yok. Fx eşittir şöyle verilmiş. Gx verilmiş. Çok önemli değil. Aman. 3x küp eksi 5x kare artı 3. 3x küp eksi 5x kare artı 3'ün küpü. Bu fonksiyonun x eşittir 1 apsisli noktasındaki türevi nedir? Ha, ne diyor şimdi burası? Arkadaşlar, türev bir fonksiyondu. Ne işe yarıyordu? Herhangi bir fonksiyonun eğimini bulmaya yarıyordu. Ama eğimini fonksiyon olarak çıkartıyordu. Mesela 3x kare diyor, değil mi? X küpün türevi nedir? 3x karedir. O da bir fonksiyon. Ama tutup sana şuradaki eğimini sorarsa, yani x küp fonksiyonu, şimdi şurayı x küp gibi gör, tamam mı? Şevval. X küp. Ben x küpün bir apsisli noktası, bak x eşittir bir apsisli noktası bire bir midir? Değil mi? Bire bir noktası değil midir? Ben sana diyorum ki buradaki türevi, yani direkt buradaki eğimi kaçtır soruyorum. Bir sana apsisli nokta vermesem genel eğim denklemini bulacaksın. Eğim fonksiyonunu bulacaksın. Ama tam direkt bir noktasındakini verirsem karşıma ne çıkartmalısın? 3-5 gibi bir sayı çıkartmalısın. Yani şunu yapmalısın. Buranın türevini aldık. X yerine ne koyduk? 1 koyduk. Kaç çıkıyorsa o. Bu. Yani yeni bir şeymiş gibi gözükse de 2 gündür böyle bir şey anlatmıyorum. Ama yeni bir şey değil. Türkçe bir şey. Hadi yapalım. F türev X. G tabii bu. Önce bir üst başa düşsün. Üstten 1 düşsün. Çarpı şuranın türevi lazım şimdi bana. 3 kere 3 9. 27 yazmayın lütfen. 9x kare eksi 10x. 10x deyince hep aklıma meşhur Pokemon gelir. 10x. Ama siz Pokemon'ları görmediniz, değil mi? Bu ne demek oluyor biliyor musun? Aramızdaki yaş farkı tam bir kat sizin yaşınızın. Sakallarımda artık bir sürü beyazlar başladı. Dün akşam Amine ablanız dedi ki, oh be, sonunda senin de saçında beyaz var. Beyaz görmüş şuralarda bir yerde. Ben dedim ki tebeşirdir o. Hayır dedi ve sonra koparttı. Neden? Çoğalsın diye. Oğlum ya, niye kopardın dedim ya. Niye kopardın? Sana yakışır dedi beyaz saç. Hadi bakalım. Bir şey diyemedik öyle deyince de. Şimdi F türev 1'i istiyormuş. X yerine 1 yaz demek bu. Yazak. 3 çarpı 3 eksi 5 artı 3'ün karesi çarpı
9 eksi 10. Ne oldu annem? 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. 3 daha. 1. 1'in karesi 1. 3 kere 1 3. Eksi 1. Eksi 3. Bu kadar. Easy. Bir soru daha çözdükten sonra arkadaşlar. Bir soru daha çözdükten sonra. Şimdi anlamadığınız bir şey varsa sorun diyeceğim. Sorularınızı hazırlayın. Tabii silmiş oluyorum soruları ama belki ilk sorudan kalmıştır birisinin sorusu. Ona bakarız işte, ne bileyim. Şimdi 7 numaralı soruyu gözüme kestirmiştim. Fena durmuyordu. 1 eksi x'in karesi bölü 1 artı x'in küpü f türev 0. Fx güzel bir soru. Hem de bölüm türevi var. 1 eksi x'in karesi bölü 1 artı x'in küpü f türev 0 nedir diye soruyor. Öyle mi? 1 artı x, 1 eksi x'i yanlış yazmayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bölüm türevi neydi? Dünkü derste hatırlayalım. Üstün türevi çarpı alt, eksi altın türevi çarpı üst, bölü altın karesi. Bu. Bunu bir kere yapalım. F türev x. Üstün türevi. Üst başa düştü. Üstten bir düştüğü yaptık. Şevval. Bırak şimdi yazmayı. Boş ver. Üst başa düştü. Üstten bir düştü. Çarpı için türevi. Bak için türevinden eksi bir var. Eksi x. Çarpı için türevi. Evet. Üstün türevini aldım. Çarpı alt. 1 artı x'in küpü. Eksi altın türevi. Üst başa düştü. Üstten bir düştü. 3. 1 artı x'in tam karesi. Bununla işimiz bitti. Çarpı için türevi. 1 artı x'in türevi 1'dir. Yani 1'in türevi yoktur. X'in türevi de yoktur demeyeyim de 0'dır. X'in türevi de 1'dir. Çarpı yukarısı. 1 eksi x'in karesi. Bölü aşağının karesi. F türev x'i aldık. Şimdi bana neyi soruyor? F türev 0. 0 koydum. 1 kere 1, 1. Eksi 2. 1'in karesi, 1'in karesi. Eksi 3. Bölü 1'in 6. Eksi 5. Anladın mı? Çarpı için türevi olayı. Sorusu olan var mı şu ana kadar? Bekliyorum annem. Şarkılar seni söyler. Ya da bunu söylemeyeyim ya, şunu söyleyeyim. Hemen hemen aynı başlangıçları var. Sen kimseyi sevemezsin. Var mı sorusu olan? Kimsenin sorusu gelmedi. Kaç kişi izliyor ki? Kaç kişi? Şu an 15 kişi. Şuraya bak. 27 kişiden 15 kişi. Hadi biri burada. 16 kişi. Hocam. Ney? F birleşke, G birleşke, H'in türevini parça parça almamız gerekecek. Ömür Kaçmazer. Evet. Şimdi oraya genişletelim olayı tabii ki de. Başka soru var mı? O zaman şimdi Emin'in sorusunun cevabını şöyle vermek isterim. Sevgili Emir, binom açılımında üçlü terim gördüğün zaman ne yapıyordun? A artı B artı C'nin 8. kuvvetini aç dediğim zaman ne yapıyordun? B artı C'yi tek bir terim gibi düşünüyordun değil mi? Şöyle yapıyordun yani. A artı B artı C'nin 8. kuvveti. Yani şöyle bir terim çıkıyordu karşımıza. A'nın 5. kuvveti çarpı B artı C'nin küpü 8'in 5'lisi. Doğru mu? Sonra matruşka. Inception. Hop bir tane daha çıkıyor bak içinden. Gördün mü? Bir binom daha çıkıyor. Şuradan açınca ne geliyor? B artı C diyorduk. İşte B küp
artı 3 b kare c falan filan yani. Burada bir binom daha var. Doğal olarak bunların hepsini bu sayılarla da çarpıyorsun. Değil mi? Aynı şey burada da olacak oğlum ya. Allah Allah. Sen şimdi iki tanesini bir gör. F birleşke, G birleşke, H'ın türevi. Şöyle gör annem şurayı. F'in içerisinde şurayı sen şöyle gör. Tamam mı? Tek bir şeymiş gibi gör. Buranın türevini al dediğim zaman sana ne yapacaksın sen? Şunu yapacaksın. F türev, G birleşke, H, X çarpı için türevi demeyecek misin? İçin türevinde ne var? Aa, G türev H, X çarpı H türev X. Böyle içeriye doğru giriyor olacaksın. Tamam? Aynı mantık. Matematiğin her tarafı aynı. Her yeri aynı. Bir mantığı var. Onu devam ettiriyor. Bilim bizden hep değişmemizi istiyor, gelişmemizi istiyor. Ama kendisi hiç değişmiyor. Bu ne yaman çelişki anne? Diye bir şarkı mı vardı? Öyle. Penceresiz kaldım anne. Sizin gibi Aleyna Tilki mi dinleyeceğiz lan biz? Falan filan sildim. Sildim gitti. Evet aslında çok da soru çözmemi gerek. Bölüm türevi bir tane örnek yaptım. Bir tane de çarpım türevi örneği yaparsam dersi noktalayabilirim. Yarın zincir kuralı diye bir kuralımız var. O kuralı verip ondan sonra bol bol soru çözeceğim. Türev alma kuralları ile alakalı ve böylece türevin ilk bölümü bitecek. İkinci bölümünde ise biraz analitik, biraz problemler var. Minimum maksimum problemleri ve teğet ya da normal denklemleri dediğimiz türevin birinci geometrik yorumunu ilgilendiren bir pasaj var. O kısmı türevin geometrik yorumu olarak geçiyor genel başlığı. Alt başlık olarak iki tane başlık var. Minimum maksimum problemleri ve teğet normal denklemleri. Bunu da haftaya inşallah yine muhtemelen uzaktan eğitimle. Yani bugün herkesin yağıyor yani sonuçları bugün. Çarşamba. Ya. Bak millet niye derste yok? Çünkü testte. Ya. Hadi bir tane de çarpım türevi şeysi şey yapalım. Saat 173. Saat ne? Sayfa 173. Tamam. Soru 8. Fx eşittir ax kare eksi 3. Hep beraber. Hayırlı. Uzun inşallah. Gx. X kare artı x. Ve f çarpı g'nin türevi eksi 1 absisi noktada eksi 8'miş ya da artı 8. 8 mi? Artı 8. Olduğuna göre a nedir diye soruyor. Hadi yapalım. Bakın şöyle verdi. F çarpı g'nin türevi. F çarpı g'nin türevi nedir? F türev çarpı g artı g türev çarpı f. Peki f türev nedir? Hemen yazalım. 2ax çarpı x kare artı x artı buranın türevi 2x artı 1 çarpı ax kare eksi 3. Bu türev. Hadi bakalım bunların bir absisli noktasını bulalım. Yani x gördüğümüz yere 1 yazalım. 2a çarpı 2 artı eksi 1 mi? Eksi 2a çarpı 0 artı eksi 1 çarpı a eksi 3 eşittir neymiş? 8'miş. Şurası gitti.
Şurası ne oldu? 3 eksi a eşittir 8. A eşittir eksi 5 yapar. Çok bile ders. 8 günde türev mi anlatılır lan? 3 günlük iş. Bak şuraya bak. İyice döndüm dershane öğretmenine örnek falan çözüyorum. Yarım saatlik dersler yapıyorum. Türev dediğim 1,5 saat, 1,5 saat, 1,5 saat, 3 derste. Dertemiz biter gider yani bilemedin. 2 derste yani 1,5, 1,5. Tabii canım bitti gitti. Aa ne, nedir sanki? Türev ya alt üst. Anladın mı reis? Güzel. Sorusu olan var mı? Bunları geldiği yere geri götürürüz. YouTuber hocadan ders. Kaplanlı geyikli. Sorusu olan var mıymış? Hocam bir şey yazdı. Adamın online eğitimde saçı ağrıyor yazdı. Aynen. Vallahi öyle. Geçen sene başladı bu ağrımalar. Şuralar falan. Sizden uzak kalınca gençlik iksiri alamıyorum. O yüzden yaşlanma belirtileri gösteriyorum. Elveda.